Gece kafası devam ediyor efendim. Şimdi önünüzde birer tane şey var. Ne bunların adı ya? Bunların adı ne? Göstergeç. Evet. Ekibim sağ olsun en yaratıcı cevabı bulup Batu söyledi. Şu göstergeçler var yeşil bak evet, evet yazıyor. Biriniz alırsanız. Teşekkür ederim. Evet. Bölümümüz bu kadardı. Bravo. Şimdi Jessica sorular soracağım. Tamam. Eğer buradaki söylediğim şeyi yapmışsan evet, yapmamışsan hayırı çeviriyorsun. Aynı soruya evet. Ben de. Aynı evet, soruya tamam. İkiniz de cevap veriyorsunuz. Ben de cevap verecektim ama vermeyeceğim bugün. Hazır mısınız? Hayatta yapmam deyip, hayatta yapmam deyip ama yaptığınız bir şey oldu mu? Evet dedi. Yani Tuğba şu anda sindiriyor soruyu. Evet. Yapmam yani dedim. Dedim mi? Ben yapmam dedim mi demedim mi şimdi önce? Yapmışımdır yani. Aklına evet. Ya mışımdır. Onu düşünüyordum işte. Ha, ne, çünkü soracak diyorsun ne yaptın evet, diye evet, soracak. Evet yani evet. Soracağın için düşünüyordum zaten evet. O yüzden. Tamam Jessica hazır zaten. Tamam. O çok emin. Düşünüyorum ama. Sen de. O da bunu yapmışımdır ama aklımda yok mu diyorsun sen de. Hayır, Jessica zaten anlatamaz ki onu. Peki ikinci soruya geçelim. Daha önce alışveriş yaparken hiç sıkı pazarlık yaptınız mı? Pazarlı biliyor musun? Aa, şey değil mi? Fiyat. İndirme. Evet, evet. Evet, çok yapıyorum ben. Hadi yaptınız peki sonuç alıyor musunuz? Evet, alıyoruz tabii canım. Ben aldım. Almasam devam etmem. Aldım diyor. Neyi mesela? Kaçtan kaça düşürdün? Sonuç neyi? Aldım. Neyi mesela? Yüzden 25'e düşürdüm. Yüzden 25'e mi? Evet. Evet. Buradan iş dünyasına sesleniyorum. Türkiye ekonomisi için en büyük tehdit Jessica May'dir. Yani yüzden 25'e zararına. Annem 14 senedir bu ticarette çalıştı. Annem çok izlenerek öğrendim. Anneden öğrendin. Annemden öğrendim. Hmm. Yapamam derken yapmaya başladım. Bravo. Ve... Güzel. Öyle. Oo, bu soru biraz şey... tabii dışarıda da bazen hayatımızı idame ettirip ondan sonra bir eve falan gitmemiz gerekebiliyor arkadaşımızın evine falan. Bütün gün yorulduktan sonra. İşte o esnada çoraplarınız kokuyor mu diye bakmamak için, kokuyor mu diye bakmak için çorabınızı kokladınız mı? Böyle hani çıkarıp ooo deyip. Hayır kendi zaten çorabı. Gerek yok ki kokuyorsa koku gelir yani. Yok, ben yapmadım. Tuğba diyor ki zaten kesip kesip geliyor diyor. Evet. Ama doğru, çıkartmaya doğru. Gerek yok. Kokuyorsa evet. Kokuyordur evet. Zaten. Evet. Çok doğru. Jessica'nın arada bir sorusu vardı. Kaçtım bilmiyorum. Kendi çorabım mı dedi. Hüseyin yani. Abinin çorabı dedi. O daha fena. Yaptın mı hiç böyle bir şey? Yok, yapmadım. Direkt çıkarıp atarım diyorsun. Evet. Peki. peki. Şimdi tatile falan da gidiyoruz. Bir otele gidip otelden şampuan, havlu vesaire aşırdın mı? Aldım demek. Değil mi? Yani gittin oteldeki şampuanı veya havluyu falan çantaya atıp evet. Ben yastık falan götürüyorum. Yastık mı? Zubacığım bir sonraki tatilinde haber ver. Kamyon çekelim kapıya. Hayır, yastık. Hayır şöyle götürüyorum. Ya götürüyorum derken tabii ki böyle bir ihtiyacım olduğu için değil de. Hani turne, arka arkaya konserlerim olduğu zaman ve araçla devam edeceksem yastık alıyorum. Ve çıkarken de helal edin diyorum mesela. Otele bir de yani tabii, helallik tabii, olarak. Çünkü yastığı evet. Nereye kapatıp. Hocam ben avizeyi götürüyorum helal edin ama güzel. Hani şimdi öbürleri çantaya falan atıyorsun da. Sen ne aldın? Şampuan. Kıyamam ya bak. Çok küçük küçük onlar küçük küçük kokuyor. Fark edilmez onlar yani. Bak öğren. Beğendiğin yatak takımı olur. Tamam mı böyle bindallı örtü olur. Helal edin dedim mi alıp götürebiliyorsun aslında. Gene de hep küçük bavullarla gidiyorum olmuyor. Yani bir şey derlerse ben gece kafasına talk show'da öğrendim bunu adetmiş dersin. Yırtarsın ya. Peki bu da son sorumuz olsun. Daha önce hiç yere herhangi bir gıdayı, yemeği düşürüp sonra yerden alıp tekrar yedin mi? Evet. Ben de. 5 saniye içinde. 5 saniye olmadan.
Onu da biliyor. 5 saniye geçerse ama. 5 saniye kuralı var değil mi onda? Yani bilmiyorum öyle. Ya uzun süre ya yani düştüğü yere de bağlı. Şimdi bak düştü. Bilmiyorum. 5 saniye içerisinde alırsan yersin diye bir öyle bir. Brezilya'da öyle öğrendim. İşte evet öyle bir şehir efsanesi mi diyelim ona. Yani mikrop. Bilmiyorum. Ulan buraya gıda geldi ona gideyim diyene kadar çekeceksin gıdayı. Evet yani. Evet. Yani öyle bir hızda alıyorsak evet. Ve düştüğü yere de bağlı benim için tabii. Yani bak temizse biraz alıp devam edebilirim sıkıntı. Zemin futbola müsaitse diyor bakarız böyle diyor tamam oh temizse. Peki çok teşekkür ediyorum bu güzel ve dürüst cevaplarınız için. umarım ki biz bir kabahat işlememişizdir bu sorularımızda deyip çünkü bağlamaya bak sevgili izleyicim bu bir bağlama çeşidi. Çünkü neye gidiyoruz biliyor musunuz? Kabahatlar kanununa gidiyoruz. Kabahatlar kanunu şakamız var ardından tekrar buradayız.